takip etti. Birlikte yine ne iş çeviriyorsunuz? Asıl siz ne işler çeviriyorsunuz? Ben seni tek bekliyordum Nihan. Emir'e haber vermek gerekirse verebilirdim. Emir'in buraya geleceğinden haberim yoktu. Her şeyi öğreneceğiz. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben gittiğimizde önden girip bakmak istiyorum yeterince güvenli mi değil mi diye. Kemal, lütfen beni bekle, lütfen. Ya Emir izimizi bulduysa? Ama bak öğrendiğin şeyi bana sansürleyerek söyleyeceksin. Ben de gerçeği eninde sonunda öğreneceğim. Kemal lütfen bekle beni. Kapatıyorum Nihan. Hadi kapatıyorum, orada görüşürüz. Görüşürüz. Nihan'ı buraya ben çağırdım. Çünkü Ozan'ın ölümüyle ilintili birini buldum. Sana söylemiştim. Ozan'ın ölümüyle ilgili bana kim yardım ederse onun yanında olacağım demiştim. Korktun mu? Hayır. Tahmin edebiliyorum. Sen bir mucitsin. Ozan'ı öldürebileceğin fikrini icat ettin. Karımı yanına çekebilecek daha iyi bir yöntem geliştiremiyorsun. Klinik bir vakasın. Hadi karıcığım. Bir daha beni bu duruma düşürme. Baksana adam sürekli seni onun yanından topluyorum diye hep ya ortadığında takılıyor. Kokteyl. Burada ne bulduğunu sormayacak mısın? Hayır. Çünkü biliyor. Tabii ki biliyorum. Ama ben bilmiyorum. Açıklayacak mısın yoksa ben her şeyi anlatayım mı? Çünkü aradığın insan bu evde değil. Dün hesaplarımda ismini bulduğun adamı diyorum. Yaşamıyor demek daha doğru. Nasıl? Cumhur burada yaşamıyor. Muhtemelen yer değiştirdi. Ebedi olarak. Gezici mahkeme gibi semt semt dolaşacağına söylediklerime inansan daha kestirmeden gidersin sonuca. Tabii ki Cumhur'a para yatırdım. Çünkü Ozan'ı kaçırtacaktım. Koridorları boşaltmak için niyetimin samimiyetini anlamalarını bekleyemezdim. Hadi gidelim. Olmadı bu karıcığım, olmadı. Arabanı aldırtırım, benimkiyle gidiyoruz. Takdir edersin ki incinmiş duygularımın onarılmaya ihtiyacı var. Ne çıktı oradan? Adam burada yok kardeşim, taşınmış. Ev sahibi de nerede olduğunu falan bilmiyor. Cumhur'un Ozan'ı son görenlerden biri olduğu kesin. Kaçırılmasını düzenlemiş olsa bile adam sonrasına yönelik bir şeyler biliyor olabilir Zehir. Cumhur'u bulacağız. Ama şimdi... Evet, ama şimdi? Şu bana gönderdiğin resim. Raci mi o? Yani hastanenin sahibi. Doktor olmadığına emin misin? Evet patron, eminim. Doktor değil. De sen niye buna bu kadar takıldın, ben onu anlamadım. Çünkü ben bu herifi doktor olarak gördüm. Ya da ona doktor numarası yaptı. Allah Allah. Peki ama neden? Tabii. Şimdi de sorulması gereken en önemli soru bu değil mi? Çok daha büyük bir soru var Zehir. Çünkü ben o soruyu yanlış işaretledim. Bu işin içinde başka bir iş var. Nasıl bir iş diyorsun yani? Benim hayatım o soruya bağlı Zehir. Hem de o kadar önemli ki şimdi senin yanına geliyorum, bunu çözeceğiz. Soru ne patron, soru ne? Nihan'la Emir Deniz'le ilgili bir şey saklıyorlar benden. Ama öncelikle ne sakladıklarını bulacağım. Bu mudur yani? Böyle susarak başını eğerek kabul etmen yeterli değil benim için. Nasıl gidebiliyorsun böyle hiçbir açıklama yapmadan? Ayhan söylesene, sen benim babamı nereden tanıyorsun?
Nasıl bir ortak geçmişin var da böyle bir şeyi saklamayı seçiyorsun? Ben senden saklamayı seçmedim. Ama bazen hatırlamayı da seçmez insan. Ben de öyle yapıyorum. Seni tanıdığım günden beri sen hariç bütün hayatımı öldürdüm ben. Astım onu dar ağacına, uzaklarda bir yerlere. Öyle çıktım karşına. Bazı şeyleri anlatmak zordur. Ya bazı şeyleri anlatmak imkansız sana, ya da sen imkansızsın bana. Ama böyle çekip gidemezsin. Ben sana inandım, güvendim. Hiç sorgulamadan evime aldım ben seni. Keşke böyle sormasaydın be Kleopatra. Niye bunu yapıyorsun bana? Sana demiştim. Kardeşimin ölümüyle ilgili bana kim yardım ederse o yardımı kabul ederim demiştim. Ozan'ın katili, katilleri etrafta rahatça dolaşırken ben elim kolum bağlı öylece duramam Emir. İşte Kemal bunu kullanıyor. Senin duygularınla raks ediyor, ona karşı koyamayacağını düşünüyor, haklı da çıkıyor. Peki sen neden bu kadar rahatsız oluyorsun? Neden Ozan'ın ölümünü bu kadar eşelememden korkuyorsun? Çünkü bilmediğim şeyler var. Nasıl? Vuruldum ya. Anladın mı? O sırada Ozan hastanede ölürken takıntılı aşığın bir kurşun yardımıyla gövdemi deşmekle meşguldü, hatırla. Peki neden uyanır uyanmaz o adama para yatırdın? Eğer Ozan'ı kaçırmak içinse o parayı daha önceden yatırman gerekmez miydi? Öyle gerekiyordu. İnkar edeceksin. Ben yapmadım diyeceksin. Haberim yoktu diyeceksin. Hatice'yi bilmem ama netice benim yatırdığım soruyor. Şüphelen benden. Dünyanın en olmayacak şeylerini arka arkaya koy, Ozan'ı benim öldürdüğüm sonucuna var. Ama ben aynı gerçeği söylemeye devam edeceğim. Epik bir cümleye çevirdin beni. Ben yapmadım. Anne. Nihan'cığım. Önden söyleyeyim, endişelenme ama Deniz'in biraz ateşi çıktı. Nasıl ya? İyi de sabah hiçbir şey yoktu. Deniz mi? Neyi var? Önemli bir şey yok. Ben zaten şimdi yeni doktora izinde olduğu için eski doktorundan randevu aldım, oraya götürüyorum. Hayır. Hayır anne. Deniz'i sakın o hastaneye götürme. Nihan, hastanenin önüne geldik zaten hayatım. Ben hızlıca bir randevu aldım. Hemen bir gösterip çıkacağım, tamam? Of anneciğim, of. Tamam, ben hemen geliyorum. Neyi varmış? Bilmem. Sana sormak lazım. Yine bana ders vermek için Deniz'in ateşini çıkaracak bir ilaç mı verdin acaba ona? Ben Deniz'e asla zarar vermem. Kimi arıyorsun? Raşi. O sahtekar tüccarın kızıma dokunmasını istemiyorum. Raci Bey, acil bir durum var da şu anda kayınvalidem kızımı hastanenize getiriyor. Özel ihtimam görmezse alınırım. Deniz'le ilgili kararları tek başına alamazsın. Bunu hangi hakla söylüyorsun? Tüm yasal haklarımla. Ebeveyn tüzüğü gereği. Bir baba olduğumu keşfetmenin bütün şaşkınlığıyla. Ama asla tesadüfen değil. Sen onun babası değilsin. Kızımı merak ediyorum o kadar. Deniz'e dair hiçbir duygumu benimle tartışma, kaybedersin. We'll be right back.
Patron, Nihan'ın annesi çocukla birlikte hastaneye geldi şimdi. Rutin kontrole denk geldik galiba, iyi mi? Ben gelene kadar ortalarda görünme Zehir. Hastanenin arka kapısında beni bekle. Tamam, anlaşıldı. Kendimizden utanacağız. Böyle bir evlat yetiştirdik diye. Temizlik istemiyorum. Nasıl buldun beni? Mesleğimin inceliklerini kullandım. Hiç incelik kaldıracak durumda değilim şu an. Hatta benim konuşmaya bile dermanım yok. Merak edilecek bir tarafım da yok. Yani kalmadı. Elle tutulur bir yanım kalmadı artık. Evden atıldım. Evlatlıktan reddedildim. Abim bana bir pislikmişim gibi davranıyor. Bir adamı çok sevdim. Ama zaten yokmuş o. Sadece bir boşluk var, o kadar. Güle güle. Zeynep. İzin ver Zeynep. Lütfen. Yardım etmeme izin ver. Sen zaten yardım edebileceğin kadar ettin bana. Ama benim için bir çıkış yok. Evet. Bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Ama kimseden de yardım istemiyorum. O kadar. Sadece yardım beklediğin insan ben değilim, o kadar. Sağ ol Hakan. Benim bir kafamı toplamam lazım. Daha doğrusu şu kalbi bir toparlamam lazım. Ondan sonra belki sana da yardım edecek bir şeyler bulurum kendimden. Belki. Ama şu an istesen de yardım edemezsin zaten. Güle güle. İçerideler mi? Buyurun, ikinci odadalar. Hastane sizin. Nezaketle yalakalık arasındaki sınırda tutuklandınız. Tamam.
Şeker portakalı? Nesi var? Nesi var? Kızınız büyüyor. Başka bir durumu yok. Diş çıkarıyor. Anneciğim, sen diş mi çıkarıyorsun? Diş mi çıkıyor? Başka bir doktora daha götürelim istersen. Ateşi çıkarsa şurubu verin. Sık sık kontrol edin, gözlemleyin. Şuruba rağmen ateşi düşmez, tekrarlarsa haberim olsun. Emir, sen durumu gereğinden fazla büyütmüşsün. Neden? Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Rahat etmesi için konfor her şeydir sonuçta. Burada reçetesi var. Ateşi yükselirse bir ölçek şurup verirsiniz. Ben alayım. Dişi için de bir jel yazdım. Tamamen bitkisel, rahatlatır. Ne zamanlarda kullanalım jeli? Gece huysuzlanırsa. Emir, ben konuya hakimim. Gece huysuzluğu diyor Nihan. Karım için de kullanabiliyor muyuz aynı ilacı? Ateşsiz atlatmanın bir yolu yok mu? Maalesef. Sıkıcı. Bebek olmak bile sıkıcı şu hayatta. Endişe edilecek bir durum yok. Yeni baba olduğunuz için oluyor böyle, anlıyorum sizi. Evet. Yeni tanışıyoruz. O hayatla, ben de kızımla. Asıl'ın evde kimse yok. Beni bu evde ilgilendiren tek kişi içeride yatıyor. Emir Bey'e haber verseydim. Annemi görmek için kimseden izin alacak değilim. Bu konu yeterince açık mı? Zehir. Şimdi burada benim biraz işim var. Sen mekana geçiyorsun. Böceğe de haber ver. Hazırlansa, tamam mı? Buradan çıktıktan sonra oraya geleceğim. Ya Kemal kardeş, nedir bu hallerin? Bak, inan tedirgin olmaya başladım artık. Hem neydi o telefonda söylediklerin? Deniz'le ilgili yalanlar, bir şeyler falan. Emir, sence bu hastaneye yüklü miktarda neden para yatırdın? Ne bileyim canım. İşi görüldüyse Hinoğlu Hin'in, o da bedelini ödemiştir bir şekilde. Hesaba para yatırdığında ben de buradaydım Zehir. Deniz'in kan hastalığı olduğunu öğrendim. Tamam işte Kemal kardeş. O da tedaviyi ödemiştir. O gün teşhis günüydü. Sadece babasından alınacak kanla yapılacak bir operasyon istemişti doktor. Hadi canım sen de. Senin şimdi aklından geçen şey... Deniz senin... Bunun bir sebebi var. Ben sadece bunu biliyorum Zehir. Deniz'in doktor kayıtlarına ulaşmam lazım. Şimdi kendi bildiğim yöntemlerle yapacağım. Ama olmazsa... Böcek bu işi hızlıca halletmedi. Tamam. Tamam efsane. Müdahale etmeyin. Asu, annemi ziyarete gitmiş. O kadının yaşadığım yere rahatça girip çıkmasını istemiyorum. Temel haklar. Ben de değişiyorum karıcığım. Bir çocuğu annesinden ayıracak kadar zalim hissetmiyorum kendimi. İnsan baba olunca daha iyi anlıyor. Ya bir gelsene. Ne sakıncası var? Neyin ne sakıncası var? Niye bal gibi anladın derler acaba? Aslında en tatsız anlama biçimi, özellikle de anlatan için. Karşındakine yeterince akıllısın mı diyorsun, yoksa yeterince sahtekar mı, belli değil. İlginle beni boğduğun yetmiyormuş gibi bir de aynı şeyi Deniz üzerinde uygulayınca bu benim hoşuma gitmiyor Emir. O bebek senin boğduğun ilgiye ihtiyacı var aksine. Ben de yedekten değil, as olarak baba figürünün eksikliğinden devreye girmiş bulunuyorum ki bunun çeşitleri var. Şam, iskele ben tercih etmiyorum. Klasmanıma uygun rolü oynuyorum. Ama istersen zalim bir üvey baba rolüne dikey geçiş yapabilirim. Bozdur bozdur harca bir tehdit anlayışım var. Hayır, bıkmıyorsun da. İyi bilirsin ki tam tersiyim. Yastık altını benimseme eğilimim daha yüksek. Saman saklanır Nihan. Ben tehditlerimle ekonomiyi değil, hayatı çökertiyorum. Daha bitmedi.
Bildan Hanım. Emir Bey, Nihan Hanım'ın kolunu mu sıkıyor, bana mı öyle geldi? Nihan, biz çıkıyoruz yavaş yavaş. Bir bebekle ilgili bilgi alacaktım. Çocuk hastalıkları katı. Şuradan merdivenlerden çıkınca üçüncü kat sağa döneceksiniz. Teşekkürler. Deniz'i sevmemi mi istiyorsun yoksa ondan nefret etmemi mi? Emir lütfen. Cevap ver. Sevgimden mi yoksa nefretimden mi daha çok korkuyorsun? Hangisini tercih ediyorsun Deniz için? Hiçbir şey hissetmeyi istiyorum. Seçenekler içinde o yok. Vazgeçiyorsan ben kendim vereceğim cevabı. Nefret etme. Hayırdır? Dün gece Zeynep'i evden attılar. Sebep? Yatacak yer sıkıntısı değil herhalde. İlişkinizi artık herkes öğrendi. Tabii Hüseyin Bey de bunu duyunca Zeynep'i koydu kapıya. Nasıl? Annesi görmüş sizi. Zeynep de böyle herkese seviyorum, aşığım diye haykırdı. Baya baya sana olan aşkını savundu yani. Aptal. Neredeymiş şimdi? Vallahi kimse bilmiyor. Tarık da dün geceden beri onun peşinde. İntihar falan etmez değil mi bu salak? Hiç tanıyamamışsın Zeynep'i. Bir bilgi almak istiyordum. Bir çocuk hastanızla ilgili. Hastanemizde yatıyor mu şu anda? Yok hayır, şu an yatmıyor ama hastanızda. Önce bir bakalım ne yapabiliyorum. İsim alayım. Deniz Kozcuoğlu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal kesin. Yollarımız yine kesişti. Taşın bile kalbi var. Şu mermerin bile kalbi var. Benim bile kalbim var sana nazaran. Olsaydı biraz benim için acırdı çünkü. Sizi bırakmayı teklif etmiyorum çünkü kalbim kırık. Şafak. Nihan Hanım'dan eve bıraktıktan sonra eczaneye git. Nihan Hanım'ın sol cebinde bir hazine gibi taşıdığı reçeteyi al, bizim Yeniköy'deki eczaneye git. İlaçları al. Tamamdır. Evet, bugün gelmiş Deniz Bebek. Ziyaret etmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama önemli bir durum yok. Rutin bir kontrol sadece. Yok, hayır, hayır. Bugün için değil. Ben daha derine inmek istiyorum. Ne kadar? Bundan yaklaşık 2,5 ay önceki kayda ihtiyacım var.
Maalesef hastalarımızın bilgisini üçüncü şahıslarla paylaşamıyoruz. Bakın, yalnız gerçekten bu çok önemli. Mümkün değil. Peki kan grubunu söyleseniz. Lütfen, çok önemli. Bir sorun mu var? Beyefendi bir hastamızın kan grubunu öğrenmek istiyor da. Mümkün değil, yardımcı olamayacağız. Teşekkürler. Elini kıpırdatmış. Yani yaşam belirtisi göstermiş. Bu da uyanabileceği anlamını taşımaz mı? Kesin bir şey söylemek için henüz erken olur Aslan. Ben biliyorum. Uyanacak. Annemle yalnız kalmak istiyorum. Peki. Geçmiş olsun. Uyan istiyorum. Ama uyandığında benimle gurur duyabilecek misin bilmiyorum. Ben sadece tutunabilmek istedim. Savaşabilmek istedim. Ama artık kiminle savaştığımı ben bile bilmiyorum. Emirle mi? Galip'le mi? Kemal'le mi? Seçmediğim bir savaşı bütün cephelerinde yeniliyorum. Elimdekileri ortaya sürsem de oğlum kaybedecek. Bizi birleştiren tek şey için duruyorum anne. Senin için. Uyandığında oğlunu da gör istiyorum. Annemi benim için de öp. Sonra evden çık beni bul, bekliyorum. Bu da oğlun için. Kemal'in geçen gün baktırdığı bütün muhasebe kayıtlarını bilmek istiyorum. Hangileri gitmiş, hangilerini incelemiş. Geldiğimde muhasebe müdürüyle dosyalar karşımda olsun. Peki efendim. Ne aradığımızı biliyor muyuz? Kemal'in bulduğu şeyi arıyoruz. Bugün Ozan'la ilgili bir adresle çıktı karşıma. Kaçırılmasıyla alakalı. Öyle diyelim. Başka hangi kayıtları ele geçirdiyse bulmakla mükellefsin. Emredersiniz efendim. Kaç? Düşmüş, düşmüş ateşi. Çok şükür, çok iyi, çok iyi. Bir tanem. Anne ya, benim hiç eve gidesim yok. Tamam, o zaman Leyla'ya gidiyoruz. Zaten onu da görmek istiyordum. Çocuklar, biz sizi şurada bir yerde bıraksak olur mu? Sizi taksiyle eve dönseniz ha? Ama Emir Bey... Şafakcığım, gerçekten bir tek sana hesap vermiyorum. Eğer sana da hesap verirsem bayılacağım. Hadi canım, hadi. Sen çek sağ. Eda ile birlikte taksiyle gidersiniz. Reyhan, Emir'in denize bağlanmasından bir tek benim korkmadığımı söyle. Anne lütfen. Şu an en son isteyeceğim şey korkularımı körükleme. Thank you.
kimsin? Ayhan Kandar mı? Bu iyiliği benim için yapacaksın Sadi. Ne demek Galip? Yapacağız tabii. Bu mafya bozuntularına bırakmayacağız ortalığı. Peki vergi dairesinde bir sorun çıkmaz değil mi? Hayır. Her şey usulüne uygun olacak. Şimdi görelim bakalım o Ayhan denilen magandayı. Belde silah, şirket basmak ne demekmiş? Şimdi biz bir baskın yapalım da baskın yapmak nasıl oluyormuş görsün. Sence annem uyanacak mı? Hiç bu kadar inanmamıştım. Ben hep inandım. Hep bekledim. Şimdi çok yakın işte. Senin dramatik işlerle annemizi görmeye giderken ne oldu biliyor musun bugün? Ben daha soğuk bir dramanın içinde buldum kendimi. Neredeyse bir İskandinav polisiyesi. Hesabına para yatırmış görüldüğüm ama nerede olduğunu bilmediğim Cumhur'un evinde Kemal'i gördüm. Eğer sen nerede olduğunu biliyorsan belki bana yardımcı olabilirsin daha sıcak bir iklime geçmek için. Çünkü İskandinav tarzı beni ürpertiyor. Sana elimdekileri vermeyeceğim. Virgülden devam ediyorum. Sende benim aleyhime kanıtlar var. Ama içinde bir gram iyi niyet yok. Bana elindekileri vermezsen Kemal'in kaşınan merakı ikimizi de aşağı çekecek. Üstüne üstlük kalbini açtığın insan olduğu için hakkımdaki delillere benden daha yakın. Seninle iyi niyetler üzerine değil, tehditler üzerine kurulu bir anlaşmamız var Emir. Ve ortak çıkarlar. Evet. Ve sadece bu kadar. Kendi güvenliğimi sağlayabileceğim her şeyi kendime saklarım. Benden sana güvenmemi bekleme. Elinde ne olduğunu bilmezsem hakim olamam. Hakim olamazsam kalbim katılaşır. İşte tam da bu yüzden. Hayat sigortamı kimsenin ellerine vermem. Hele ki senin ellerine vermeyeceğim. Ozan'ın öldüğü günle ilgili her şeyin hakimiyeti bende kalacak. Abicim, ta ki ben aksini düşünene kadar. Hüseyin Kavas Hastanesi'nin veri tabanına giriyoruz Böcek. Anladın mı lan? Kayıtlarda ne arıyoruz abi? Bebekte bir kan hastalığının olmasından endişe ediyoruz. Nasıl yani? Neden? Aplastik anemi. Kan transfüzyonu gerek. Yani? Yani ya anneden ya da babadan kan almamız gerekecek. Ben annesiyim, benden alın. Sizin kan grubunuz? A pozitif. O zaman babadan almamız gerekiyor. Sizin karın grubunuz nedir? AB pozitif. Pardon, ben sizi bebeğin babası zannetmiştim. Anlamadım. Bebeğin kan grubu 0 RH pozitif. Deniz Kozcuoğlu'nun kan grubunun 0 RH pozitif olup olmadığı. Ne zaman hazır oluyor dosyalar? 15 dakika sonra efendim. Kim bu gözümün içine bakanlar? Yurtdışı Kaynaklı Ekonomist Dergisi'nin Türkiye muhabirleri. Geçen hafta siz randevu vermiştiniz. Sadece 15 dakika. Sadece akıllı sorulara tahammülüm vardır. Özel hayat, çocukluk gibi psikoanalitik süreçlere girerseniz koltuğa siz uzanırsınız. Çok espritüelsiniz. Henüz geldi Kemal Bey. Peki tamam, teşekkür ederim Pelin. Biz geldik. Merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş geldin. Alo. Nasılsın? İyi sayılır. Emir'le bir sorun oldu mu? Hayır. Kardeşimin ölümüyle ilgili bana kim yardım ederse o yardımı kabul edeceğimi söylemiştim ona. Ve bu Kemal olsa bile diye de eklemiştim. Doğruyu söyledin yani. Kemal, ben şu sıralar çok dalgınım. Kusura bakma lütfen. Ne oldu? Deniz iyi mi? İyi, iyi. Hastaneden geldik biz de şimdi. İçine mi doğdu, ne oldu? İçe doğma, kan çekme. Bunlar belli yakınlıklarla ilgili. Ben biraz konunun dışında kalıyorum. Önemli bir şey mi? Hani şu kan hastalığı. Ha, yok yok, onunla ilgili bir şey yok. Ateşi çıktı biraz. Diş çıkarıyor. Neredesiniz? Şimdi Leyla'ya geldik. Tamam, ben şimdi kapıyorum. Biraz işim var. Sonra görüşürüz. Tamam. Arkadaki arabaya bak. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne olan böyle salla baş Betim benzin kireç gibi? Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden birileri geldi abi. Bunlar mı? Selamun aleyküm. Hayırdır? Alıcı mısınız? Bu araçların sayım belgeleri var mı? Ne? Duydun. Bütün araçların sayım dökümleri, muayene kağıtları, belgeleri var mı? Ya bunlar kronik. Bunların ahı gitmiş, vahı kalmış. Ne muayenesi, ne sağlık muayenesi ya? Birader, sizi kim gönderdi buraya? Biz müdürlükten alınan emirle geliriz anca. Ne demek öyle göndermek filan? Kim gönderecekmiş bizi? He, anladım. Siz emirle gelirsiniz. Emir aldınız, öyle geldiniz. Tabii, tabii. Öyledir, öyledir. Nereye? Sayım belgeleri? Sen işinde kardeşim. Otursa işte hepsini tek tek. Burada 3000 tane araba var. Hepsine kesersin cezanı. Al işte bak, sana samanlığı bıraktım. Ne yapıyorsan yap. Bütün araçların hepsini sayın tek tek. Fularlı züppe. Soralım ulan ben sana. Not alın hepsini. Ortaklıklar konusuna gelince de Kozcuoğlu hesapsız birleşmez. Öğütür, sindirir, obeziteyle mücadele eder. Sağlıklı kilo alır, genişler diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada Emir Bey, Kemal Bey ile görüşmemiz mümkün mü? Gerek yok. Peki. İyi günler. Kemal Bey, benden özellikle bu para transferleriyle ilgili bilgi istedi. Ben de kendisine makbuzları takdim ettim. Sadece bu transferin hizmet karşılığına ulaşamadım. Buyurun Emir Beyciğim. Bugün oraya sana yaptığım bağışı sorgulayan biri geldi mi? Hayır. Neden gelsinler ki? Biri ya da birileri gelirse bir açık olmadığından emin ol. Kayıt kuyut işlerinde hiçbir eksik olmasın. Sana bir adamımı yolluyorum. Kemal ne bulmuş efendim? Deniz'le ilgili hastaneye yaptığım bağışı. Tazı gibi peşinden koşacağı izler kalmasın. Gidip denetle şu salağı. Film olmayın sakın. Salağın yanına avanağı koyunca sulu bir komedi filminden fazlası olursunuz. Siz psikolojik gererim ikinizi de ayırmam. Aradığınız kişiye şu anda...
Zeynep nerede? Bana niye soruyorsun? Dün gece en son kızı isterken görülmüşsün de ondan. Çikolata mı yaptırdın? Şerbetli tatlı mı? Zeynep nerede? Bilmiyorum. Biliyorsun. Ve ben uzatmak istemiyorum. Süre sıkıntım var şu anda. Günü iyi bölmem gerekiyor. Sana ayırabileceğim süre bu kadar. Konuş. Zaten sadece seni bekliyor. Yani öyle olabilir muhtemelen. Saka Motel. Şimdi girdim işte. Evet. Deniz Kolcuoğlu'nun kayıtlarındayız abi. Hastalık görünüyor mu? Aplastik anemi. Evet abi, var. Peki kan grubu ne? Burada. 0 RH pozitif. Nereye patron? Buldun mu abi? Yok, bakıyorum hala. Telefon da cevap vermiyor. Bulacağız abicim, bulacağız. Merak etme, çıkacak ortaya. Kemal oğlum bak, bu kız delidir. Böyle sağa solu belli olmaz. Kendi canına kıymaya kalkmasın bu. Yapmayacak, korkma. Onun canı tatlıdır. Nasıl doğru olur ya? O adamla Zeynep nasıl? Ama doğru. Onu bulunca bence şu konuşma işini biraz ertele. Çünkü ben yeterince konuştum onunla. Senin yerin ayrıdır. Biraz sakinleştikten sonra konuşsan sanki daha etkin olur. Tamam kapa. Tribe sokma şimdi beni. Bakıyorum. Sen gidebilirsin. Yine de sen bana anahtarı ver. Seni görmüş olabilir mi? İzlemiş olabilir mi? Daha büyük bir soru var, cevabını vermen gereken, iyi misin? Çok mu umurunda? Evet. Hadi giyin çıkalım. Nereye? Pişman olmayacaksın, hadi gel.
Gittiler mi lan? İyi. O ne? Ne? Lan bu cezayı hangi insafsız el kesti? Var ya ben onun parmaklarını teker teker... Tövbe tövbe. Anlaşılan bunlar saymaya üşenmiş, kulak memesi kıvamında ne buldularsa yazmışlar. Ama ben bu hesaba itiraz ederim. O itirazı da çerçeveletip o züppenin duvarına asarım. Aynaya her baktığında kafasını vurup fularındaki kanı temizler. Anneciğim ama sürekli ben konuşuyorum. Hadi artık dişlerin çıktığına göre sen de biraz konuşabilirsin değil mi? Ben anneyim. Anne. 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 Baba demeyi biraz erteleyelim olur mu? Of. Oh. Uy, uy, uy. Yani öylece bırakıp gitti ha. Kabul etti açıklamasız. Leyla. Bence bu işin altından pis bir oyun çıkacak. Ben çok endişeleniyorum. Yani bu adam sana maksatlı bile yaklaşmış olabilir. Aslında ilk zamanlar benden kaçtı biliyor musun? Ama sürekli karşılaşınca kendiliğinden gelişti her şey. Bir anda görüşür olduk biz. Ay, ay Bildan bilmiyorum. Bir yanım sana inanmak istemiyor. Bir yanım Ayhan'ın bu yaptığını hiç yakıştıramıyor. Bilmiyorum ki. Onu hiç tanıyamadım belki de. İyi de öğrenmek zorundasın. Bunu sadece kendin için değil de hepimiz için yapman gerekiyor. Ya bu adamın babamla ne gibi bir bağı olabilir? Gerçekten bilmiyorum Bildan. Hiç halim yok yani. Nevzat yardım eder sana. Ha ben konuşayım mı ister misin? Ay hayır hayır hayır. Hiç hazır değilim ben buna. Altından ne çıkacak bilmiyorum ki. Ondan sonra kendime kızacağım. Aa, aa, aa. Kemal. Merhaba. Merhaba. Nihan'la Deniz içeride. Uç 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 pamuğum. Uç pamuğum. Uç anneciğim. Oh. Kemal. Senin ne işin var burada? Geçiyordum. Hem seni göreyim, Deniz'i göreyim. Ve Leyla'yı göreyim dedim. Prenses diş mi çıkartıyor? Evet. Biraz sıkıntılıyız. Büyümek sıkıntılı bir şey. Çocuk kalmakta. Böyle masum olmakta. Kemal, biz bu Cumhur'u nasıl bulacağız? Bir de bugün Emir'e yakalandık. Emir artık daha çok dikin üstünde olacak. Bugün bizi gördü ya. Bir de senin Cumhur'u aradığından çok emin. O yüzden biraz uzak durmamız gerekiyor. Asu? Asu nasıl? Yine dip dibe misiniz? Kontrolüm altında olması için tabii ki dip dibe olacağız. Bence öyle çok da lazım değil ama. Nasıl kıskanırsın ya? Kıskanmıyorum, irite oluyorum. Böyle alengirli laflar söyleyerek üstünü kapayamazsın. Kıskanıyorsun işte. Emir tehdit etmiş. Ben de tamam seni korurum dedim. Bak o şeytan, o şeytan. Ondan her şey beklenir. Sen gece uyurken gelir yanına kıvrılır. Boynundan öper. Yok artık Nihan. Var artık. Diyelim ki hiçbir şey yapmadı. Bak hiçbir şey yapmadı. Sen uyurken saatlerce öyle oturur seni izler o uzun. Sülük. Gözünü kapatacak değilim herhalde. Ya tamam işte dip dibe derken öyle çok yakınında olmasın senin. Şeytan çalışır uyumaz. Benim işte hep böyle kalbim yandı. Hala da yanmaya devam ediyor.
Emir'le sen o eve girdiğinden beri o ev benim üstüme yıkıldı Nihan. Biraz da sen bu yaşadıklarımı anla diyeceğim ama... ...ne hissettiğimi biliyorsun. Ben de senin ne hissettiğini biliyorum. Ne oldu koluna? Bir şey olmadı. Emir mi yaptı bunu? Sana bu yaptıkları yüzünden bir gün onun canını alacağım. Neyse ki ateşi düşmüş biraz. Ay Leyla, ateş düşürücümüz var ama biz yeli almayı unuttuk. Gidip hemen bizim Rukiye'nden alıp gelelim mi? Olur. Tamam. İlaç mı alınacak? Rukiye Hanım'dan ben alırım. Anneciğim biz eve geçerken alırdık. Ya doktor iki ilaç verdi de biri bizde var, birini de alacaktık. Hani gece huzursuzlanırsa diye. Reçete var mı? Alayım. İyi. Kimliğini de alayım. Kimliği benim yanımda değil. Annem de unutmuş. Zaten yıllardır Ruken Hanım'a gittiğimiz için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten Ruken Hanım'da Deniz'in kimlik bilgileri var. Tamam. Kalk gelin. Kardeşim. Ben bunu nasıl akıl edemem Zehir? Adam hastanenin sahibini satın aldıysa eğer... ...bütün verileri de istediği gibi değiştirebilir. Tabii. Alışık olduğumuz, kanıksadığımız hareketler bunlar. Ama eğer bir hastalık varsa ilacı da vardır. Doğru. Her derdin bir dermanı var. Dermanını da derdine göre. Eğer ilaç yoksa hastalık da yoktur. Neden geldik buraya? Çekirdek işlemcini hızlandırmak lazım. Tek sorun o. Otel ruh sağlığın için hiç iyi olmaz. Seninle böyle bir evimiz olsun diye ne çok dua ettim. Ne çok hayal kurdum. Sadece ikimize ait. Haftalık mı tercih edersin, aylık mı? Senin her böyle bir çatı altına girdiğimde, her yalnız kaldığımızda, bak, ne oluyor bana? Kalbim nasıl çarpıyor bak. Kazara da olsa hayatıma yuvarlanmış bir insansın. Mahalle jargonuyla konuşursak seni ortada bırakmayacağımı iyi bilmen lazımdı. Ellerim nasıl titriyor bak. Sinirden? Olmadığını çok iyi biliyorsun.
senin yanında vücudumun kimyası değişiyor benim. Sanki damarımda akan bütün kanın hızını hissediyor gibi oluyorum. Öyle yaşanmaz ama. Yaşanmıyor zaten. Ölünüyor böyle. Yavaş yavaş. Azar azar ölünüyor böyle. Arabeski zerk etmezsen giderken daha memnun ayrılacağım. İşte bu an. Dudağımın dudağına değdiği an. İşte bu an var ya. Benim donup kalmak istediğim tek an. Hiçbir şeyin başlamadığı ama bitmediği de. Neden biliyor musun? Çünkü başlayınca bitiyor. Bana olan aşkından delireceksin korkarım Zeynep. Delirdim. Evet delirdim. Dün gece babama seni ne kadar çok sevdiğimi haykırdım. Delirdim. Geçti. Ben o deliliğin içinden geçtim. Ne için? Metresin olmak için mi? Arada bir ziyaret edeceğim bir yatak. Her hafta itinayla nevresimlerini değiştirdiğim, yalnız uykular uyuduğum bir yatak. Sevdiğin yemekleri pişirdiğim, seni beklediğim. Ama senin o yemeklere zaman bulup gelemediğin bir dört duvar için. Ben niye hayata posta koydum senin yüzünden? Ara sıra gelip beni böyle aşağılayabileceğin bir altın kafes ver diye mi? Ne yaptın sen? Cesaret tapu falan mı kullandın? Evet. Ben o hapı yuttum. Sayende ben o hapı yuttum. Ben sadece seni çok sevdim. O kadar. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Ailemi, gururumu, şerefimi, her haltımı kaybettim. Geriye bir tek bir şey kaldı artık elimde. O da sana duyduğum şu neydi belirsiz Allah'ın cezası aşk. Onu da bu evin içine hapsedersen benden geriye bir şey kalmaz, anladın mı? Kalmaz. Ben senden sadaka istemiyorum. Merhamet de. O da zaten hiç yakışmıyor sana. Sana hissettiklerim bana arttı. Bundan sonrasını da sen olmadan hallederim ben. Ne yapıyorsun biliyor musun? Başka çare bırakmadın bana. Güzel ev. Değerlendir burayı mutlaka. Bu eve de, sana da, bu güzel teklifine de hayır demek için ancak benim kadar aptal olmak gerekiyor. Ama sen evet diyecek bir akıllısını bulursun nasıl olsa.
Çok sevgilerimi ilet lütfen Kemal'cim. İletirim tabii Ruken ablacığım. Küçüğü de öpüyorum. Başka bir şey var mıydı? Yani aslında evet var. Buyur canım söyle. Ya bu Deniz'in hastalığıyla ilgili ilaçlar sizde kayıtlıdır herhalde. Yani Nihan sizde kayıtlı olduğunu söyledi. Deniz'in hastalığı derken? Bir kan hastalığı. Neydi adı? Aplastik anemi. Kemal'cim, bende böyle bir hastalık ve ilaçla ilgili kayıtlı tedavi yok. Ama tabii ki yeni taşındıkları yerdeki eczaneden almış olabilirler. Ya da yurt dışından getirmiş olabilirler. Bilmiyorum tabii. Ama istersen bir ara sor, ismini öğren. İlaçları biz verelim. Yok, önemli değil. Onlar hallederler. İyi günler, güle güle. Otobüse niye bindik de taksiye binmedik hiç anlamıyorum ya. Çünkü o bizim paramız değil. Yani başkasının parasıyla İngiltere'ye gitmeyi biliyorsun. Belki de hak etmiyorumdur. Emre abi, yani Emre Bey. Karar vermen lazım özgür iradenle. Abin miyim, bey miyim karar ver. Bana ikisi de uyuyor. Gittiniz mi, ilaçları aldın mı? Biz şimdi geldik. Eda ile yani. Deniz, Nihan? Onlar bizi yolda bıraktılar. Teyzeye geçtiler. Hastaneden çıkar çıkmaz. Evet. Bu kadar güdümlü olma. Ya ne yapayım? Adam soruyor. Ne diyeyim? Bilmiyorum. Bak ne kadar basit. Bilmiyorum. Pelin, Kemal Bey şirkete kaçta geldi bugün? Hiç gelmedi efendim. Sadece şirketi arayıp sizin gelip gelmediğinizi sordu. Nihan Hanım gelmedi mi? Siz ayrı mı geldiniz? Ev değil, yüksek yargı. Tövbe tövbe. Al bakalım. Alo. Nihan Hanım. Belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Neyi, ne oldu? Şafak, Emir Bey, Leyla Hanım da olduğunu söyledi de. Yani haberi yoktu sanırım ama şimdi var artık. Geliyor filan olabilir yani. Tamam. Ne oldu? Emir geliyor galiba. Kemal. Sen hemen gitmen lazım. Evet, Emir hemen geliyor olabilirmiş. Sakin olun. Ay ne olur bir sorun çıkmasın ya. Evet, şimdi aynı gün içinde ikimizi tekrar görürse olmaz. Tamam. Teşekkürler. Aferin ya, bravo ya. Siz dehasınız. Gerçekten alkışlıyorum bak. Birbirini sürekli seven, istikrarla seven, dip dibe ayrılığın formülünü bulmuş iki sivri zekalı. Alkışlıyorum ya.
Her şeyi kontrol ettim efendim. Bütün eksikleri de hallettim. Bütün datalarda sadece istediğimiz bilgiler var. Deneysel fikirlerim var Tufan. Biraz demlenmesini bekliyorum. Benden haber bekle. Pardon, ben sizi bebeğin babası zannetmiştim. Anlamadım. Bebeğin kan grubu 0 RH pozitif. Teyzeciğim, bu ev öyle eski ki bir gün bir şey yapacaksınız, üstünüze çökecek. O kötü fikirli enerjilerini kendine sakla. Nasıl yaşayacak o zaman? Başkasının enerjisini emmezse günü kurtaracak kuvveti nereden bulacak? Değil mi? Yöntem değiştirdim, haberiniz yok. Artık denizden besleniyorum. Deniz olmasaydı söylediğiniz doğruydu hanımlar. Ama var. Hadi görüşürüz. Üstüme bir şey alıp geliyorum. Tamam. Alayım Deniz'i. Aa. Sen annenle gidersin. Hayır, hayır, hayır. Deniz'i ben götüreceğim. Senin arabada koltuğun bile yok. Baby ambortyası da senden. Her şeyi benden bekleme. Gel. Nihan'cığım. Uzatma, gel artık. Sakin ol Nihan. Sen üstüne gittikçe inadı bindiriyor. Deniz'le ilgili bir şeyi inat meselesine döndürmesene bu adamla. Yani sen kaybedersin. O da onun babası sonuçta. Görüşürüz. Hadi hadi. Sen de üşüme, gir içeri. Leyla Kemal'in Deniz'in babası olduğunu bilse benim durduğum gibi durmazdı, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Şu röportaj işi zihnimde yeni bir oyun sahası açtı. Madem gündemde bir konu, Kemal'in şüphesini çekmeyecek şekilde lehimize çevirelim. İstediğimiz gibi evirip çevirerek. Bugün Kemal'e de röportaja gidilecek. Tabii gerçek muhabirlerdi. Kemal, konuştukça kazanacağım. Sonuca odaklı çalışmayalı uzun zaman olmuştu. Beni iyi dinle şimdi. Alo Nevzat. Leyla ben. Daha önce hani Vilda'nın bahsettiği bir konu vardı. Ha evet evet, Ayhan Kandarlı, evet. Benim şu anda buna ayıracak hiç enerjim yok vallahi Nevzat. Benim yerime sen birazcık araştırır mısın acaba şöyle derinine bu konuyu? Tamam Nevzat'cığım, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kemal. Gittiklerini görünce geldim. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ne hakkında? Deniz hakkında. Tabii, geç. Abim.
konuşmazsam ölürüm. Bunu içime atarsam ölürüm. Pardon. 106 numarayı alabilir miyim? Teşekkürler. Yani sen düpedüz Deniz benim kızım olabilir mi kafasına girdin gene? Ha? Bak sen kendin söylüyorsun, hastanedeki kayıtlar tamam. E kan hastalığı çıkmış çocuğun. Bağış desen emir bu yani. Kim bilir ne için yaptı o bağışı? O günü mü buldu Leyla? Deniz'in kan hastalığının çıktığı günü, benim orada olduğum anı. Ama bak Ruke'nin dediği de doğru. Yani tek eczane o mu? Almıştır emir birinden, aldırtmıştır. Yani ona yaslanamazsın öyle, onu demek istiyorum. Ama sen buna inanmak istiyorsun. Değil mi Kemal? Hatta umutların yerle bir olmasın diye DNA testi seçeneğini bile düşünmüyorsun. Çünkü içinde bir yerde o umut var. Ve onu kaybetmek istemiyorsun. Kemal'cim. Leyla, senden bir şey isteyeceğim. İste tatlım, söyle. Ne istersen yapacağım, söyle. Deniz'in kimliğini istiyorum. Eğer orada sıfır RH yazıyorsa, bu şüphelerin hepsini bir kenara bırakacağım. Ama yazmıyor biliyorum. Sıfır olmadığını biliyorum. Ne zaman gitmemi istiyorsun? Şimdi evdedir kimlik. Yok hayır, şimdi olmaz. Emir zaten yandan çok fazla şüphelendi. Yarın sabah. Emir evden çıktıktan sonra. Sen benim bambaşka mısın biliyorsun ama. Biz seninle üzüldük de, sevindik de. Sırdaş da olduk. Ben senin için ölüme bile gelirdim be. Bana deseler ya senin canın ya kız kardeşinin canı. Biliyorsun değil mi ne cevap vereceğim? Şimdi sen öldürdün ikimizi de. Hepimize annem, babam, Kemal, sen, ben, biz nasıl toparlanacağız? Nasıl yeniden aile olacağız? Nasıl, nasıl? Nasıl? Yeter! Nasıl? Sen o adamla nasıl? Yeter abi, yeter, yeter! Yeter artık, yeter! Ben kötüyüm, anladın mı? Ben kötü biriyim, kötüyüm ben, kötüyüm! Lanetim de beni yalnız bırakın, ne olur yeter! Ben bırakamam. Ben bırakamam, unuttun mu? Zeynep, bana bak. Bana iftira atıyor dedin. Emir'le ikimizi kafaya takmıştı dedin. Susturmak için yaptın dedin. Bana o gün bunları söyledin. Ben de sana inandım. Ne oldu? Kemal'i içeri aldılar. Emir Bey acil ameliyat almış, durum kötü. Ozan sus. Sus. Sus abi, sus! Sus! Şşşt! Ozan öldü Zeynep. Öldü mü? Öldü mü? Hani ölmemişti? Hani ölmemişti? Ozan sen bana odadan çık dedin. Sen bana yaşıyor dedin, çık odadan dedin. Ben şimdi... Ben katil mi oldum? Ha? Ben katil mi oldum? Ha? Ben birini mi öldürdüm? Ben şimdi katil mi oldum? Neden yastığı bastırdın kafasına? Sürekli iftira atıyordu. Sürekli iftira atıyordu, bağırıyordu bana. Emir
biriyle ikinizin ilişkisi diyordu. Sözden geliyordun. Ben sadece bayılsın istedim. Yemin ederim sadece bayılsın kalsın orada. Ben... İftira değilmiş. Doğruymuş. Ozan gerçekleri bağırmasın diye kasıtlı olarak mı boğdun çocuğu seni? Konuş! Ben onu öldürmek istemedim. Ben öldürmek istemedim onu abi. Yemin ediyorum öldürmek istemedim. Sana niye inanmıyorum biliyor musun? Çünkü sen aramızdaki anlaşmayı bozdun Zeynep. Bunu bana yapmayacaktın. Sen de mi beni terk ediyorsun? Ha? Sen de mi benden gidiyorsun herkes gibi? Beni yalnız mı bırakacaksın? Keşke daha önce bu kadar önemseseydin varlığımı. Birazcık değer verseydin bana. Senin arkanda kapı gibi abim vardı. Sen gittin o kapıyı başkalarına açtın Zeynep. Ben kendimle, kendi durumumla baş edemiyorum. Sen beni yalanlara boğdun Zeynep. Şimdi sen de yalan oldun. Keşke unutmasaydın Pelin. Benim röportajı ayıracak vaktim yok. Bakın sadece yarım saat. Hatta siz nerede isterseniz evinize de gönderebilirim. Olmaz mı? Peki. Teçhizatınız epey bir gelişkin. Hazırsanız başlayalım mı? Tabii. Her başarılı iş adamı gibi çok yoğun bir takviminiz var. Peki özel hayatınızdaki insanlara vakit ayırabiliyor musunuz? Evet, tabii ki. Çalan her telefona cevap verebilecek kadar müsait misinizdir? Her zaman müsait değilim. Olamam da mümkün değil. Röportaj yapılıyor mu? Evet, şu anda Kemal'deler. Hava karardığında istediğim her şey eksiksiz tamamlanmış olsun. Tabii canım, niye asılsın ki? Yani baba, işler güçler nasıldı? Hamdolsun. Buyurun. Ben bir annemi çağırayım. Yüreğimin yükü. Kalbimin sızısı. Anne. Oğlum. Geldim, geldim. Sofra hazır, hadi gelsene. Kemal'im. Her şey düzelecek. Merak etme, iyi olacak.
İyi olacak, her şey geçecek. Kötü gün geçer, acı geçer, hepsi geçer. Ama nasıl geçer? İnsanız ya. Unuturuz elbet. Ama ya unutamayacağımız kadar büyükse günahımız? Sen neden bahsediyorsun anne? Ben sevdalanmak nedir bilirim sanırdım. Bilmezmişim. Oğlum sevdasına kör kalmışım. O kızı seviyorsun. Ama gittin sevmediğin, sana yalanlar söyleyen, hepimizi kandıran biriyle evlendin. Bunda bizim suçumuz çok büyük. Israr ettik sana. Günahına girdik oğlum. Sizin bir suçunuz yok anne. Ben kendi seçimlerimi yaşıyorum. Sen benim yüreğimin yükünü bilemezsin oğlum. Kimse bilemez. O yük taşıması da zor. İndirip bırakması da zor. Ben sınavımı veriyorum ahirette değil, bu dünyada. Önce Allah affetsin. Sonra da sen affet. Sonra da o kız affetsin beni. Efendim? Yazılım sistemi kuruldu efendim. Evin önünde konuşlanıldı. Artık yapmamız gereken sadece beklemek. Harekete geçtiğimde çok bekleyeceksiniz. Bu gece bitecek. Diğer meseleyi hallettin mi? Arzu ettiğiniz şekilde düzenlendi. Tedbir akıllı insanın sigortasıdır çekirge. Yaz bir kenara. Ateş düştü mü? Düştü. Keyfi de çok yerinde. İyi bari. Karıcığım. Los Angeles'ta birkaç taneye beğendim. Sen de bir bak. Bundan sonra yapacağın yatırımları bana mı danışmaya karar verdin? Oturacağın evi sen seç. Bundan sonra yılın çoğunu orada geçirmenizi istiyorum. Anlamadım. İki gün sonra Los Angeles'a uçuyorsunuz. Biletlerde kampanya vardı. Bir alana bir bedava. Sizi de yancılık kontenjanından gönderiyorum sevgili kayınvalideciğim. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Gidiyorsunuz. Hatta beğeneceğin evler için hafta sonuna randevu alacağım. Kozcu ol Elayda. Unut bunu Emir. Kemal'i şirketimden defeder etmez ben de yanınıza geleceğim. Ben hiçbir yere gitmiyorum Emir. Hüküm verildi, bozulamaz. Böyle bir kararı tek başına veremezsin Emir. Sizinle konuşursam göz teması kurarım. Göz temasımız yeterince kuvvetli mi? Aklınız Zeynep'te biliyorum. Anma adını. Babacığım anma falan olur mu? Senin evladın o. Hayır. Evladım değil artık. Değil mi ki yalan dolan ahlaksızlık batağına saplanmış, çamura bulanmış. Artık benim kızım senin de kardeşin değil. Öfkeni anlıyorum baba.
ama aması yok. Onun hakkında tek kelime dahi duymak istemiyorum. Alo? Alo? Anne. Kapa şu telefonu. Niye gitmek istemiyorsun? Normal şartlar altında benden kaçma fırsatını tepmezdin. O eskidendi. O herif aklını karıştırdı senin. Onunla bir ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Ozan'la. Ozan'ın katilini bulmadan şuradan şuraya gitmem Emir. Cinayete kurban gitmemiş birinin katili aranamaz. O herifle Gaia kuyusuna dalmak için daha gerçekçi bir bahane bul. Boşuna nefesini tüketme. Ozan'ın ölümüne dair şüphelerimi yok etmeden son nefesimi bile vermeyeceğim. Buyurun. Emir Kozcuoğlu'nu çağırır mısın? Kim diyeyim? Tarık Soydur. Lütfen çağırır mısın? Biraz mantıklı ol. Ozan'ın ölümüyle ilgili küçücük bir şüphe olsaydı o dosya o kadar çabuk kapanır mıydı? Her şeyi bırak. Niye kim Ozan'ı öldürmek istesin? İstanbul'dan ayrılmayacağım. Son sözüm bu. Sırf Ozan için mi? Evet. Başka ne olabilir? Emir Bey, misafiriniz var. Tarık Soydere. Niye geldin? Bitti. Sevgilisinden ayrılmaya gelen ergen ağzını bırak öyle konuş. Sen adi, aşağılık, şerefsiz bir adamsın, oldu mu? Varoş vandal klasmanına daha uygun. Her şeyi öğrendim. Zeynep bana her şeyi anlattı. Bundan sonra senin için çalışmıyorum. Bundan sonra ne kardeşime ne de bana asla yaklaşma. Ne yaparsın?
Emaneten taşıma şu beynini. Kullan biraz. Ne yaparsın? Ben artık senin maşan olmayacağım. Anlasana. Olacaksın. Madem maymun gözünü açtı, kulaklarını da açsın biraz. Ben bitti diyene kadar istediğim her şeyi yapacaksın. Hayır, hayır. Yapacaksın. Kardeşini düşmanına satan her kalleş gibi. Adalete sığınmayı seçmeyip de suçunu saklayan her katil gibi. İspatlayamazsın. Karen cinayetinin silahı nerede Tarık? Sende değilse kimde? Polise teslime hazır bir halde. Ozan'la ilgili sırrımıza girmiyorum bile, malum konu daha az hatırlatmaya gerek yok. Senin gibi biri için Kemal'i satmayacağım. Kardeşlik müessesesine bozuk para muamelesi yapalı çok oldu. Hamasetinin alıcısı yok burada. Ben izin verene kadar hiçbir yere gidemezsin. Senin nefesin bende. Bir sıkımlık hem de sakın canım sıkma. Alo. Kemal'in evindeyim. Açık verme. Gözün Kemal'de olsun, daha son hamlemi yapmadım. Yettim hanımı. Derdinizin dermanı olsun. Demleme ıhlamur. Bak bu sefer becermişsin. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Eğer Şafak'ın gitmesini istemiyorsan Emir'le konuşabilirim. Ha. Yok yok, yani bizim aramızda senin düşündüğün gibi, yani sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Bana sen diyebilirsin. Teşekkür ederim. Görevi misin? Yok. Ihlamur için değil. Bugün için. Emir Bey'i sevmiyorsun. Olmak istediğin yer burası değilse neresi? Mutluluğu düşlediğin yere uçsana. Kanatlarımdan kelepçeliyim ben. Buldun mu Zeynep'i? Buldum. Neredeymiş, hangi otelde? Taksim'de. Sakama Otel. Konuştun mu peki? İyi yani. Merak edecek bir şey yok. Böyle otel köşelerinde falan olmaz. En azından bir yere yerleştirelim. En azından gözümüzün önünde olur. Oğlum sen daha kıyamıyor musun ona? Onca yaşattığı şeyden sonra. Bırak biraz burnu sürtsün. Bak babam haklı. Şansını tüketti o. Fena tüketti. Bırak cezasını çeksin.
82 yılında babanın kasasını soyarken suçüstü yakalanıyor. Hırsızlıktan içeri giriyor. Niye yapmış ki böyle bir şeyi? Sebebini öğrenebildin mi? İnkar etmiş hep. İftira demiş. Suçlamaları kabul etmemiş. Sorgulamasında da, mahkeme aşamasında da. Ama suçu ispatlanmıştı, değil mi? Öyle olmasa hüküm giymezdi zaten. Kaç yıl? 6 yıl. Ne diyorsun? Sence suçsuz yere bu cezayı çekmiş olma ihtimali var mı peki? Bunu bilemem Leyla. Ama araştırmalarım sırasında bu davayla ilgili çok önemli bir detaya rastladım. Ha, nedir? Bu davada Ayhan Kandarlı'yı savunan avukat, o dönemde babanın en önemli rakibinin de avukatı aynı zamanda. Eyüp Kurmancı. Buyurun, oda mı lazım? Ben bir ödeme yapacaktım. Kimin? Zeynep Soyder'e sesi. Yalnız misafirlerimiz hakkında bilgi veremiyoruz. Anlıyorum. Abisiyim. Burada kaldığını biliyorum, dün gece geldi. Ben bütün hesabını ödemek istiyorum. Bundan sonra ondan tek kuruş dahi almayacaksınız. Tamam Kemal Bey. Buyurun. Önemli bir durum olursa. Ararım sizi Kemal Bey. Sağ olun. Abi. Şimdi çıkan beyefendi ne için gelmiş? Ha, bir haftalık hesabınızı ödedi. Abi. Sağ ol abi. Senin için değil. Olsun. Kimin için olursa olsun. Her şeyi bilmene rağmen geldin ya buraya. Herkese rağmen. Herkes gitti, bir sen kaldın. Hem de seni hiç hak etmeyen kardeşin için kaldım. Benim için kaldın. Emir'le Los Angeles işini hallettiniz mi? Halledecek bir şey yok anne. Gitmeyeceğiz. Şeker portakalı.
Korkuttun bugün beni. Aa. Emir mi o? Dinle. Sen benim kızımsın. Bu hep böyle olacak. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama bir gün annen gitmek isterse bile sen benim kızım olarak kalacaksın. Senin baban kalmak için her şeyi yaparım. Annenden bile vazgeçerim gerekirse. Nihan, neler söylüyor? Anneciğim dinler misin? Bir daha ne zaman bana baba diyeceksin? Deniz Emir'e baba mı dedi? Kızım beni babası olarak seçti. Bilmiyorum. Bana öyle bir şey söylemedi. Denize bakmaya gelmiştim. Keyfi yerinde. Bir daha bu odaya girme Emir. Deniz'le de bağ kurmaya çalışma. Ben onun babasıyım. Değilsin. Şimdi çeksen gitsen, dava etsen, boşansan benden babası olmadığımı kanıtlaman 1-2 yıl sürer. İnanmıyorsan git bir avukata sor, ben sordum çünkü. Boş durmam Nihan. 1-5-2-7 yapmak için her yolu denerim. O zamana kadar da Deniz beni daha çok sevsin diye her şeyi yaparım, sen bile koparamazsın. Kalbim yokuşa sürme. Kazanamazsın. O benim kızım. Ben onun babasıyım. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Hiç kimse. Kabul et şunu. Kabul et. Hayatımızdan bir diken eksilsin. Yerinden oynatırdım. Sıra sende. Tamam. Ya Nihan itiraf etmemeyi seçerse? Boş yere yorgunluk yaşadık deriz. Karımla kocan güven testini geçmiş olur. Demedim ben anne. Emir'le Deniz. Aralarında bir baba kız ilişkisi olabileceğini düşünemedim. Bir tane. Of, ben bunu Kemal'e nasıl yaparım? Şeytan diyor.
Git Kemal'le konuş diyor değil mi? Deniz'in ilk kelimesini duymak Kemal'in hakkıydı. Git Kemal'le konuş. Ona gerçekleri söyle. Bu senin Kemal'e olduğu kadar Deniz'e de borcun. Biliyorum anne, biliyorum. Ama işte Kemal gerçekleri öğrenirse Deniz'i almak ister. Emir Deniz'i bırakmaz. Sonra üçüncü dünya savaşı çıkar. Bir savaşta en çok çocuklar kaybeder. Kızımı bile bile kendi ellerimle savaşın ortasına nasıl atayım ben? Ne iş var burada? Suçluyum biliyorum. Senden kimliğimi gizledim. Yalan söyledim. Ama mecburdum. Beni terk etmenden çok korkuyordum. Seni kaybetmek benim için ölüm demekti. Beni kaybetmemek için ihanet etmeyi seçtin. Ben sana asla ihanet etmedim. Seni kaybetmemek için yanlışlar yaptım sadece. Bana sormadan neden buraya geliyorsun? Evliliğimiz asla gerçek bir evlilik olmayacak biliyorum. Ama dışarıya özellikle de Emir'e biraz oynamamız gerekiyor. Can güvenliğim için bir süreliğine birlikte yaşamamız gerekiyor. Demiyorum Asu. Yalvarırım Kemal. Kendimi güvence altına alana kadar senin korumana muhtacım. Lütfen bak ben üst katta kalırım. Senin düzenini asla bozmam. Teşekkür ederim. Aleyküm selam Galip Kozcuoğlu. Kemal'le konuş. Ona sakin sakin her şeyi anlat. O da Emir'i senin kadar iyi tanıyor. Deniz'i neden hemen şimdi alamayacağını anlat ona. Anlamayacak. Bir daha anlat. Yakıp yıkmasını değil sabırlı olmasını iste. Deniz'in iyiliği için, senin iyiliğin için, kimsenin zarar görmemesi için. Sana hak verecektir. Kemal'le birlikte hareket et lütfen. Emir'i Kemal'le birlikte yen Nihan. Yapacak mısın? Hı? Onu itiraf edecek misin? Evet.
bütün gerçekleri Kemal'e söyleyeceğim. Hallettim. Sen ne arıyorsun burada? Bak, eğer beni öldürürsen derhal bulurlar seni. Sakın bir aptallık yapayım deme. Çık git buradan, ben de şikayette bulunmayacağım. Ben hayatımda adam öldürmedim Galip Efendi. Bana yeminimi bozdurma. Benimle uğraşma demiştim. Canımı yakarsan seni de sülaleni de yok ederim. Anladın mı? Anladın mı lan? Anladım. Bak bir ceza var ya, bu ceza. Bunu nasıl kestirdiysen öyle ödersin. Tamam. Açıyorum. Kemal. Evet. Müsait misin?
Pek değilim. Ne oldu? Yarın görüşmemiz lazım Kemal. Deniz ve seninle ilgili. Tamam. 9'da. Sahildeki tepede. Tamam. Tahminimden daha kolay ilerledik. Aranacak kişinin telefonunu benim telefonuma yönlendireceğiz. Benim telefonum vasıtasıyla arayan kişiyle görüşeceğiz. Kısa öz bir telefon konuşması yapabilir misin? Kuracağım yazılımsal sistemle yapabiliriz. Başka? İhtiyaç listesi. Telefonunu yönlendireceğimiz kişinin konuşmaları. Arama esnasında gerekebilecek 150 kelimeye ihtiyacım var. Röportaj yapabilir misin? Bir ekonomi muhabiri gibi Kemal Soydere'nin evine gireceksin. Güya röportaj yaparken soracağın sorularla gerekli kelimeleri ona söyleteceksin. Her gün 9'da şirkette olurum. Okurken de çalışırdım. Sahilde tekneleri zımparalardım. Tepede olmak herkesin hayalidir. Sabaha kadar nöbettesiniz. Hiçbir aksilik istemiyorum. Emredersiniz. Kemal'in numarasını söylediğim saatte eski haline çevirdin mi? Evet, gece uyurken yönlendirmeyi kapattım. Ya buluşmadan önce Nihan Kemal'i yine aramaya kalkarsam? Onu da düşündüm. Basit bir yöntemle hallettim. Kemal'in numarasını benimkine değiştirdim. O herifi ararsa haberim olacak. Kaçacak tek bir delik bile yok. Deniz'le Kemal'in arasındaki bağlantıyı yok et. Bu sefer kökten çöz. Abine güven. Bile bile hayal kırıklığının üstüne yürüyoruz. Bile bile. Yeter ama. Efsane. Emir Müjgan Hanım'ın odasında mı? Yok, onlar Deniz'le çıktılar. Nereye çıktılar? Vallahi yürüyüşe diye çıktılar.
Annen hala yokluğumuzu fark etmedi. Derken duydunuz zilin sesini. Emir, neredesiniz? Sabah yürüyüşüne çıktık. Sağlıklı yaşam pratikleri. Hadi lütfen eve gelin. Hem zaten Deniz diş çıkarıyor, huzursuz. Hadi. Biraz dolaşalım, getiririm. İstersen sen de yanımıza gel. Birlikte kahvaltı edelim. Neredesiniz? Gelirim dersen saat 9'da Karaköy'de güzel bir kahvaltıcıda olabiliriz. Bizimle kahvaltı etmek ister misin karıcığım? Neyse sen düşün. Sonra haber verirsin. Şimdi aklımdan geçiyordun. Gittiniz mi? Yoldayız hala. Sen geliyor musun? Hayır. Emir, çok oyalanmadan eve dönün lütfen, tamam mı? Bizden daha önemli işin ne, çok merak ettim. Emir, trafikteyim. Polis var ileride. Sonra konuşuruz, tamam? Evet, şimdi geldim. Tamam, tamam. Senden haber bekliyorum. Tamam, ilk fırsatta harekete geçeceğim. Sabah sabah ne işin var burada? Şirkete gitmeden kestane şekerimi bir göreyim dedim. İyi de Nihan'la Deniz yokken çıkmışlar. Ya. E biz bir kahve içeriz değil mi? Olur. Ne yaptın o adamla ilgili? İşte hala araştırıyorum. Ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii. Baba! Baba! Ne yapıyorsun? Baba! Baba!
Buldun mu? Maalesef. Peki Emir'in çalışma odasına baktın mı? Ay hayır. Leyla rica etsem oraya da bak. Buna kötülük denilebilir. Haklılık payı var. Annen getirdi beni bu noktaya. Mecbur bıraktı. Hayatın doğal akışına karşı bir fobisi var. Ben sadece aile olalım istedim. Ama annen izin vermedi. Seninle temiz bir geçmişimiz olmasına izin vermedi. Tek tesellim. Hiçbirini hatırlamayacak olman. Ne yaptınız? Dönüyor musunuz eve? Evet, sen ne yaptın? Hallettin mi işlerini? Hayır, daha değil. Ama eve erken gelirim. Ne yapıyorsun sen? Kimliğin fotoğrafını gönderdim, aldın mı? Evet. Evet aldım.
Çok üzgünüm. Kemal, kabullen artık. Gerçek bu. Bunu da değiştirmiş olabilir Leyla. Aa, yeter artık Kemal, yok artık. O herifin neler yapabileceğini en iyi ben biliyorum. Tedbir akıllı insanın sigortasıdır çekirge. Yaz bir kenara. Kayıp bildirimi yaptım, tekrardan çıkarttım. Sadece kimlik etmez. Doğum belgesinden Asu'yu deşifre etmiş bir zekadan bahsediyoruz. Bütün belgelerdeki kan grubu değişsin Deniz'in. Zor oldu efendim, zor oldu ama hallettim. Kemal'in şüphelerinin köküne kibrit suyu döktüğümüzde tüm belgelerden Deniz'in kan grubunu tekrar sildireceksin. Gerçeğini de sahtesini de. Emredersiniz. Kızımın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir kayıt, yanlış belge olmasın. Vakit geldi. Kime daha çok benziyorsun acaba? Annene mi? Bugün senin doğum günün. Tersini düşünmek bile istemiyorum. Sen benim çocuğum Kemal'in yanına mı götürdün? Sırf gözünün değme ihtimali bile için seni öldürürüm Zeynep. Yemin ederim görmedi bile onu. Aynı çatı altında olmalarına izin mi verdin? O çatıyı hepinizin tepesine yığma yaparım. Nerede kaldın? Kahven buz oldu. Yenisini yaptırayım mı? Yok yok yok, istemem. Ben pek iyi değilim galiba. Aa. Ne oldu? Midem kötü. Ben işe de gidemeyeceğim galiba. Eve gitsem, dinlensem daha iyi olacak. Allah Allah. O kadar kötüysen doktora gidelim. Yok yok, gerek yok. Biraz dinlensem geçer. Efsane. Bir taksi çağır. Zeynep. Abi neredesin? Hemen konuşmamız lazım. Ne oldu? Olmaz. Telefonda olmaz. Lütfen görmem lazım seni. Leyla'dayım. Tamam, ben 2 dakikaya oradayım. Bekle beni. Düz devam edelim lütfen. Thank you.
Zeynep. Ne bu? Annemin gizli gizli baktığı fotoğraf abi. Ne demek oluyor? Annemin odasında yatağının altında buldum bunu abi. Deniz'in fotoğrafının annemde ne işi var sence? Sen de beni düşündüğümü düşünüyorsun değil mi? Olabilir mi böyle bir şey? Hah? Mümkün mü sence? Karıcığım. Yoksa Kemal'le mi buluşacaktın? Kemal'le buluşmak için mi sattın bizi? Hayır. Dur! Tek bir alandan söylersen elimi çekerim. Emir, sen delirdin herhalde. Neyin şovunu yapıyorsun? Şov mu? Şov hukkabazların işi. Ben eğitimciyim. İnsanlara ders veririm, ömürleri boyunca unutmayacağı dersler. Eğer Deniz'e bir şey yaparsan... Ne yaparsın? Kemal'i mi ararsın? Kemal'e haber mi verirsin? Yoksa Deniz'i mi itiraf edersin? Ben kimseye hiçbir şey itiraf etmeyeceğim. Biri gitti, kaldı dört. Dur! Sakın. Emir, saçmalama bak. Bunun şakası olmaz. Bence de. Bir adım daha atma. Sen ailenle geçirdiğin dakikaların kıymetini bilemedin. Bize bir şans vermedin. Emir. Emir, hadi gel, ne olur eve gidelim. Bak, hava çok soğuk. Deniz hastalanır, üşütür, ne olur. Artık hiçbir önemi yok. Sen ne saçmalıyorsun Emir? Beni bu noktaya sen getirdin. Ben sadece bir aile olalım istedim karıcığım. Emir, ne olur başka bir yerde konuşalım. Lütfen, yalvarırım. Kemal'e itiraf edecektin. Etmeyecektim. Dur! Sakın! Hiç mi düşünmedin Emir ne yapar diye? Hiç mi düşünmedin ya? Sana yemin ederim, ben kimseye hiçbir şey söylemeyecektim. Yemin ederim. Yalan söyleme. Gerçeği söyle bana. Kemal'e söyleyecektim de bana gerçeği söyle. Sana yemin ederim kimseye bir şey söylemeyecektim. Yemin ederim. Emir, ne olur. Söyle! Al Deniz'i, gel. Söyle! Ne olur. İtiraf et. Gerçeği söyle. Hadi. Söyle. Tamam. Söyleyecektim. Kemal, her şeyi söyleyecektim. Ne olur Deniz'i buraya getir Emir. Emir, Deniz'i buraya getir. Ne olur. Sakın yaklaşma. Ne olur yapma, yalvarırım sana. Deniz'in hiçbir suçu yok. Ne olur. Bak Deniz çok masum. Ceza vereceksen bana ver, ne olur. Öldürmek istiyorsan beni öldür. Ne olur. Hayat
hayatta gerçeğin üstüne yemin ederim ki söylemeyeceğim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Benimle oynadın. Defalarca kandırdın beni. Defalarca kandırdın. Kandırmadım. Kemal'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Sana inanmıyorum. Yemin ederim ki söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Emir! Emir tut! Deniz'in resmi. Annem neymiş? Deniz yaşıyor. Deniz ölmedi, arabanın içinde değildi. Beni bu noktaya mı getirmek istiyorsun? He? Bana bunu yaptırmak mı istiyorsun ya? Bana bak. Arabanın içi boştu. Deniz yaşıyor. Nerede? Oyuncak bebekti. Güvende. Güvende. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Tufan'ın arabasında. Deniz'i seviyorum Nihan. Gerçekten seviyorum. Ben hayatta olduğum sürece kimse Deniz'e zarar veremez. Deniz'i kızım gibi sevmiyorum. Ben kızımı seviyorum Nihan. Anlıyorsun değil mi? Kızımı kimseye vermem. Kemal'e itiraf etmen hiçbir şeyi değiştirmez. Bunu kafana harfi harfine çak. Seni bir daha evladınla terbiye etmem. Tamam bırak. Bir daha Kemal'e gerçeği söylemeye niyetlenirsen bu uçurumdan üçümüz birlikte aşağı düşeriz. Sen, ben ve Deniz.
Deniz benim kızım. Bir fotoğraf hiçbir şey ispatlamaz. İspatlayacağım. Gerekirse 1000 tane DNA testi yaptıracağım. Kalbimden biliyorum Leyla. Babasıyım ben onun. Deniz benim kızım. İspatlayacağım.